Küpe'in dünyasından herkese merhabalar. Berit ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi senarist, yazar, aynı zamanda yönetmen ve tabii ki benim çok yakın arkadaşım, sevgili Mustafa Kemal Çelik bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk İpekciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi ki geldin. İyi ki davet ettin. Evet, Mustafa Kemal Çelik tabii ki çok yönlü arkadaşım. Çok güzel kitapları var. Kendisi yönetmen, senarist. Öncelikle Kemal'cim, senin kitaplarından başlamak istiyorum ve izleyicilerimize de göstermek istiyorum kitaplarını. Evet, bu ilk kitabımız. Evet. İstanbul. Hepsinin hikayesine tek tek değineceğiz ama öncelikle bir bakalım. İstanbul ve İstanbul'un çok güzel bir özelliği var. Oradan mı başlasak acaba? Şöyle, bu şekilde tutuyoruz. Fotoğraf çekip paylaştığı zaman okur. Evet. Oradaki dördüncü boyut olmuş oluyor. Evet, ben şu anda dördüncü boyuttum. Kitabı okuyan için daha da başka bir anlam ifade ediyor tabii o durum. Ve bu kitapta sosyal medyada da sanırım çok güzel, sanırım değil, çok güzel paylaşımlar oldu. Çünkü kitapla ilgili herkesten, okurlardan fotoğraflar istedin. Benim az önce paylaştığım gibi. Ve diğer kitabımız ise o da şu. Bunu şöyle koymuyorsunuz ama bunun da farklı bir hikayesi var. Aynalı kitabımız. Görebilirsek, evet. Kendini aynada yanağından öpme sanatı. Yani bu aynada bakalım kendimizi yanağımızdan nasıl öpebiliriz. Bununla da ilgili sosyal medyada aynada kendini yanağından öpme sanatıyla ilgili paylaşımlar gerçekleşti. Buna da değineceğiz. Ve son kitap ki bu İstanbul'un devamı niteliğinde. Devamı değil. İçinde bir bölümdü aslında o. Evet. Sonradan ben onu ayrı bir kitap olarak yayınladım. İstanbul'dan o bölümü çıkardım. Bu da 34. Pencere. Yine sevgili arkadaşım Mustafa Kemal Çelik'in kitabı. Görüyorsak bu şekilde. Evet. Peki. Kemal'cim, biz tabii 2006 yılından beri tanışıyoruz. Ve soruları hazırlarken de böyle dedim, aa, bildiğim şeyler de var, bilmediğim şeyler de var. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi bir soru sormak istiyorum ki bak, bunu bilmiyorum. Yazmaya nasıl başladın ve ilk ne yazdın? İlk senaryo yazdım tuhaf bir şekilde. Bir tane film senaryosu yazdım. Aksak Sesti film senaryosunun ismi. Bir davulcunun, bateristin hayatını anlatıyordu. Ama benim onu yazma amacım, onu yazarım, çok güzel bir senaryo olur. Onu bir tane çok ünlü, o dönemde ünlü bir yönetmene gönderirim. O da çekmek ister filmi ve ben de kendim o filmde oynama şartı koyarım. Yani oyunculuk yapmak için senaryo yazdım. İlk yazdığım tür senaryoydu. Yani hiç hani önceden başka bir şiirdir, bir öyküdür. Ufak hani tefek karalamalar vardı ama yani profesyonel anlamda o senaryo iyi bir senaryo bu arada. Yani ilk yazdığım senaryo olmasa bile onun içerisinden çok fazla anlatı ben kullandım diğer işlerimde. Ama ilk yazdığım tür senaryoydu. Senaryo edebi bir tür müdür, değil midir? Bence değildir. Ama bir tür olarak kabul edilir. İlk yazdığım şey senaryoydu. Sonradan uzun yıllar Söz Bitti diye bir e-dergi vardı. Orada işte şiir, deneme, hikaye, yazın türünün her çeşidine bulaştım diyebilirim. Evet, bir de senin Türkiye'de çok değerli, kıymetli dergilerde de şiirlerine yer verildi. Hangi dergilerdi bunlar? Pul Biber'de çıktı en son. Öğrenciyken çıktı bayağı bir dergide. Bir şiir dergisi vardı. Yasak Meyve, Yasak Meyve ismi. Onda çıktı. Yani bayağı bir dergide çıktı Türkiye'de de. Kitaplıkta çıktı bir ara. Eskiden de ama o. Yani o dergilere şiir ya da yazı gönderme işi bende bitti galiba. Hani. Peki şimdi bu yeni başlamakla ilgili, yazmaya başlamakla ilgili son bir sorum var. Hani dedin ya karalamalarım vardı. İlk kaç yaşında yani bir şeyler karaladın? Hani o ilham gelmeye başladı. Benim hatırladığım şöyle, orta birinci sınıfta, ilkokuldan sonra ailem Türkiye'ye gönderdi. Çok büyük aile hasreti çektim. İlk defa böyle uzak kaldım. Böyle onlara mektup yazdım da onun altına böyle şiirler yazdığımı hatırlıyorum ama şiiri hatırlamıyorum ne yazdığımı, ama öyle şeyler yazdığımı hatırlıyorum. O zaman orta bir, yani 11 yaşında başladı aslında. Aşağı yukarı 10-11 yaşlarında, evet.
Çok güzel. Şimdi kitapları az önce gösterdik sevgili izleyicilerimize. Bak çok güzel paylaşımlar var yine. Buradan da görebilir izleyicilerimiz. Şimdi İstanbul'dan biraz bahsedelim. Çünkü Kıbrıs'ta yayınlanan postmodern tarz. Postmodern romandır İstanbul, roman, evet. Tek. Aa bak ben. Ha kendimi aynada gördüm. Evet, postmodern bir roman ve tek. Başka da yazılmadı değil mi yani hani şu ya anda? Benim bildiğim yok. Kıbrıs'ta bu coğrafyada yaşayan bir yazarın ürettiği postmodern bir roman yok. Belki de vardır, ben bilmiyorumdur. Yani ama benim bildiğim yok. Böyle kısaca değinecek olursak hani okurlara, okumak isteyenlere ne söylemek istersin? Ya İstanbul basitçe bir aşk hikayesini anlatıyor, yaşanmış. Ama o aşk hikayesini bahane ederek o hikayeyi bir sürü şey anlatıyor. Sırtını gösterirsen kitabın işte sinemayla ilgili diğer tarafı sırtını. Sinema şeridi var orada. Özelde çokça sinemadan bahsediyor. Yani sanatın bütün anlatılarından içte o hikayeyi anlatırken farklı küçük hikayeciklere bulaşarak anlatıyor. Yani sanatla ilgili böyle bir bakış açısı oluşturur diyebilirim okuyan, bitiren kimse de. Ama bunlar böyle çoğu zaman o incelikli şeyler sıkıcı konulardır. O sıkıcı konuyu bir hikaye yedirmen gerekir. O aşk hikayesi de o zaman verilmiş ki bu konular anlatılabilsin herhalde. Çünkü 3-4 sene önce bu kitabın yazımından 3-4 sene önce yazdığım şiirler vardı. Şekilsel özellikler taşıyan, minareye benzeyen bir şiir vardı mesela. Yani ben onu yazdım ama bunu niye yazdım hiç bir fikrim yoktu onu niye yazdığımla ilgili. 3 sene sonra bu kitaba girdi o şiir. Kaçıncı sayfada hatırlıyorsan hemen o minareye benzeyen şiirini göstereyim. 1. Murat bölümünde olduğunu hatırlıyorum ama sayfasını hatırlamıyorum. Sayfayı hatırlasak evet gösterirdik. Ver bulayım. Ve bu kitap bir terkiptir yani birçok şeyden oluştu diyebilirim. Bir de tabii 34. pencere o da... Bu kitabın yani İstanbul'un içindeki bir bölümdü. 34. pencere. Onu da kitaptan çıkarıp bu şekilde yayınladın. Evet. Şiir sen fark etmeden minare şeklinde öyle hatırlıyorsun. Yok fark etmeden değil. Bilerek öyle yaptım. Bilerek yani öyle o Photoshop'la falan yapılmış değil. Word dosyasında da o öyle duruyor. Minare gibi duruyor. Yani i yazdım mesela yukarı. N yazdım altıya, altına. İ'yi ikiye bölen. Öyle devam etti. Çok iyi. Peki. Şimdi ve bu aynalı kitabımız. Evet. Onun bir tanıtım videosu var. Tamam. Öncesinde hemen evet şu anda da ekranda sesle alalım. Tanıtım videosunu. Aynalı kitabın. Aha. Arkada çeviriyorlar herhalde. Bahsedeyim istersen o kitaptan da. Evet. Tabii. O da pandemide pandeminin meyvesi diyebilirim o kitap için. Pandemide böyle bir fikir geldi aklıma. Şiir çünkü herkes tarafından çok sevilerek tüketilen bir şey değil. Böyle sanki de böyle uzakta bir motif gibi bir şey artık. Evimize astığımız bir şey gibi. Halbuki şiir öyle bir şey değil. Şiir sanatın özü, bu işin özü, her şeyin özü bence. Başta şiir vardı diye bir söylem var başlı başına. Şiiri biraz daha böyle halka arz edebilmenin yollarını düşündüm. İşte bazı şiirlerimi seçtim geçmişten, bazı şiirler yazdım bu kitap için. 22 tane şiiri derledim. 22 tane şiire sevgili Mustafa Tozakaya verdim şiirleri. O şiirlere bakarak çizimler yaptı şiirlere. Evet, sevgili Mustafa Tozakı, karikatürist, müzisyen, aynı zamanda veteriner hekim. Onun kitapta her şiirle ilgili çok güzel çizimleri var. Sevgili izleyenler, buradan da görebileceğiniz gibi. Peki, aynaya gelelim. Yani aynayı neden kullandın ve ne kadar emek harcadığını ben biliyorum bu aynayı kitabında kullanmak için. Evet. Sebebi nedir? Kitap iki tane yarışma düzenliyor. Yani biz bunu pilot olarak denedik kitabın ilk baskısında. Şu an daha başka global bir baskısı olacak. Ondan da bahsederiz. Ben dedim ki yani kendi kendime bir ayna koyalım kapağa. Zaten kendini aynada yanandan öpme sanatı diye bir şiir var kitabın içerisinde. Yani kitabın adı içerideki bir şiirden geliyor. Ve kendini aynada yanandan öpmek imkansızdır neredeyse. Evet, kendini aynada yanandan öpmek imkansızdır. Evet, sadece... Aynalı kitabın hatta katılımcılarının da fotoğraflarını evet, getirdiğimizde. Evet, evet. Bir Instagram sayfası açtık, bir web sitesi açtık ve
o aynayla, yani kitabın kapağındaki aynayla kendini aynada yanağından öpme sanatı mefhumunu, nosyonunu çağrıştırabilecek fotoğraflar istedik okurlardan. Hı hı. Ve bunu bir yarışma şeklinde yaptık. Yani o fotoğraflar gelecek bize, o fotoğrafları değerlendireceğiz, jüri olacak ve ödüllü bir yarışma düzenledik. Hı hı. Ödül de şu şekildeydi mesela, kitap rakamları sallıyorum şimdi, 3000 sattıysa o satış üzerinden bir yüzde birinciye verilecekti. 30.000 sattıysa yine o satış üzerinden verilecekti. Böyle bir yol buldum. Hani bu şiir kitabından çıksın, bu bir piyango biletine dönüşsün ama yeteneği de kullandıkları bir piyango biletine dönüşsün. Aynı zamanda içerisinde geçen şiirlerin söz olarak kullanıldığı video yarışması da düzenliyordu kitap. Yani bunu burada ilk basından sonra denedik ve çokça hoş karşılandı. Sonra bir tane uluslararası basımlar yapan bir yayın eviyle görüştüm ben bu konuyu. Onlarla yaklaşık 1,5 senedir görüşüyoruz bu konuyla ilgili. Yakın bir zamanda global bir baskısına gireceğiz. Kitabın inşallah çok dilli. İnşallah. İnşallah. Çok iyi, bak bu haberi buradan alıyorum. Evet. Güzel. Evet, daha önce bir yerde daha söyledim. Ama evet, yakın tarihli bir şey. Bu arada bazı görseller var. Onları da gösterirsek, hani geçmişti az önce ama yarışmaya katılanların da var. Gerçi benim de var ama ben yarışmaya katılmak için değil. Senin için paylaşılsın diye göndermiştim. Aynalı kitapla ilgili çok güzel gelişmeler var. Yani gerçekten çok sevindim. Tabii bir de senin yönetmenlik tarafın var. Evet. Mustafa Kemal Çelik benim de yönetmenim aynı zamanda. Son şarkımı Sen Mi Yarattın'ın yönetmeni. Aynı zamanda da şarkının bestecisi kendisi. Dilerseniz İpek Amber Sen Mi Yarattın yönetmen Mustafa Kemal Çelik'in ellerinden izliyoruz. Sen mi yarattın? Sığ sebepleri hayal.
ağaçlara. Zorla bağla bağla gönlümüzü kararttın. Dağları, taşları, uzay boşluğunu, küçük küçük tepeleri sen mi yarattın? Sığ sebepleri hayal ettiğin sonuçlara. Zorla bağla bağla gönlümüzü kararttın. Evet sevgili seyirciler, İpek Amber'den Sen Mi Yarattın'ı izlediniz. Evet, evet. Bu kliple ilgili bana tabii çok soru geliyor. Neden manken diye. Hı-hı. Yani Mustafa Kemal Çelik bana sinopsisi yolladığında bir tane dedi vitrin mankeni olacak dedi ve ben nasıl yani dedim. Vitrin mankeni mi? Yani gerçeğini kullansaydık olmazdı, olmaz mıydı falan diye. Berkecan. Evet, isim de koyduk ona, Berkecan. Evet, onu giydirdik, denedik. Onu giydirdik. Nasıl oluyor diye. Evet, çok emek ettiğimiz bir klip oldu. Çok keyifli bir süreçti ama bence. Çok keyifliydi gerçekten. Ellerine yüreğine sağlık arkadaşım. Senin yani peki neden, nereden geldi sana? Nereden esti? Hani vitrin mankeni kullanmak. Şimdi şarkıyı hani ben seni çok iyi tanıyorum. Kaç sene? 2006'dan beri dediğim evet. gibi. Çok çok iyi tanıyorum seni. Müziğini biliyorum. Neler yapabileceğini biliyorum. Hani parçayı da ben sözlerini yazdım ettim. Klip de bence tamamladı onu. Hani senin o dönemki seni tamamladı bence. Anlatabildim mi? Şu an mesela bir şey yazmak istesem böyle bir şey yazmam, başka bir şey yazarım söyle diye. Ama o dönem buydu herhalde, o geldi. Zaten bayağı bir üzerine düşündük de çektik hatırlarsan. Evet, nasıl olsun diye. Yani bir liste verdin bana. İşte klipte şu da olacak, bunu da bulman lazım, bunu da bulman evet. lazım. Bir de gerçekten biz hiç sponsor desteği de almadık. Böyle kendi imkanlarımızla, dosttan, ahbaptan güzel oldu ama ihtiyaçlarımızı bence. Alarak yaptık. Evet. Güzel oldu. Ben yani o süreç 7 saat sürmüştü çekimimiz gerçekten. Berkecan'ı giydirme Berkecan'ı ve soyma. Berkecan'ı giydirme işini en son asistanlara verdiğimize çok mutlu olduydum ben. Çok zordu Berkecan'ı giydirmek. Çok komikti yani gerçekten. Hatta mankeni aldığımda böyle arabaya koymuştum. Böyle ayaklar yukarıda, eller yukarıda falan dedim. Hı-hı. Şey. Biz senin evde giydirmeye çalışırken komşular görürse ne anlarlar falan. Nasıl görünür falan diye düşünürdük, hatırlarım. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Bir de gerçekten Kemal'le çalışmak da çok keyifli. Yani kendisi size alan oluyor. Hani sizin birlikte çalışırken gerçekten sizi düşünerek çalışıyor. Bu anlamda yani çok da iyi bir yönetmensin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de çok iyi bir müzisyensin. Teşekkür ediyorum. tabii Mustafa Kemal Çelik'in başka klipleri de var. Hani hı-hı. onları da böyle altta verecekler ama hı-hı. onlardan bahsedelim. Klip o yönetmenliği kimlere? Klip yönetmenliği yani yakınımsın biliyorsun, klip yönetmenliği aslında bir süre sonra bana yapıştı. Yani ben böyle çok yakın olduğum insanlara çekiyordum klip, daha çok kurmaca işleriyle uğraşıyordum. Ama bir proje var, çok büyük bir projem var benim, film senaryosu var. Onda çok müzik altı sahne var. Yani müzik altı sadece müzik çalarken, diyalogsuz olayları gösterirken bir şey anlatma ile ilgili çokça yer kaplıyor o anlatı o projede, Plan CC projesinde. Son böyle 7-8-9 hatta 10 işin klip olmasını ben ona yoruyorum, ona bağlıyorum. Çünkü müzik altı bir şey üretmekle ilgili kendimi geliştiriyorum. O açıdan bana faydası olacak gibi. Ama son çektiğimiz iş Mausa Limanı'ydı sevgili Murat Ongun Eres'in. O da benim burada şu anda ekranda veriyor. Aha, bir tanıdığım aracılığıyla benimle iletişime geçti. İşte bir süre görüştük. Ondan sonra fark ettik ki Mausa Limanı'nın hikayesi hiçbir klipte anlatılmamış. Evet sevgili seyirciler, yani bunun da tek olma özelliği var. Mausa Limanı'nın, Arabali'nin hikayesi, bestelenme hikayesi hiçbir klipte hikaye olarak verilmemişti. Hı-hı. Ve Kemal bunu gerçekleştirdi. Daha önce o hikaye anlatılmamış. Hı-hı. İşte burada o hikayenin aslını bilebilecek olan büyüklerimizi ziyaret ettik, danışmanlık aldık. Sevgili Bülent Tevzioğlu'ndan işte Arabali'nin oğluna ulaştık. Onunla görüştük. Ya çok fazla kimseyle görüştük o konuyu bilen. Olayın geçtiği yerde o dönemden bu döneme hala daha mekan sahibi olan kimselerle falan da görüştük. Ve bir senaryo oluştu. O senaryo onaylıdır yani herkesten.
O senaryoyu da işte yetenekli oyuncu arkadaşlarımızla birlikte realize ettik. Evet. Murat da çok memnun klipten. Çok iyi geri dönüşleri aldığını söyledi. Evet, çok güzel geri dönüşler aldınız gerçekten. Doğru doğru. Çünkü Mahmut Saliman'ı yani bu şekilde bir hikayeyle klipte anlatıldığı için ben de çok memnun kaldım. Çok beğendim yani gerçekten. Ve herkes de aynı yorumları yapıyor. Bir de ben Murat'a da söyledim. Ben yaklaşık o klibe biz karar vermeden bir ay önce falan 3-5 kere söyledim bunu. Mahmut Süleyman'ın türküsünü bir yerlerde duyuyorum, gece dışarı çıkıyoruz falan. Ben dedim ki yoruldum ben bunu duymaktan. Yani bu çok çok söyleniyor. Hı hı. Birkaç ay sonra o şeye klip çektim. O parçaya klip çektim. Hani bir de öyle bir tarafı var. Ne kadar yoruldun ki bir de klip çekip tamamlayayım. Klip çekeyim ki benden artık bitsin dedim. Ama güzel oldu. Yani Murat da çok güzel yorumladı. Klip Nurin Gasimov, sevgili Nurin Gasimov çok orada baş karakteri oynayan arkadaş çok güzel oynadı. Hı-hı. Çok güzel oldu bence. Orada Murat'ı yani tabii yani Arabali'yi öldüren oynuyordu. Murat da Arabali'yi oynuyor. Yani söyleyen Arabali'yi oynuyor aynı zamanda. Evet, buradan onlara da selam yolluyoruz. Selamlar, sevgiler. Klip konusu bu şekilde dedin. Tabii Kemal'in planları çok büyük. Yani çok güzel film senaryoları var. Ve sen... Ama kendi küçük. Kendi küçük. Kalbi çok büyük. Tabii sen Türkiye'de de dizi senaryo ekiplerinde çalıştın. Ondan da biraz bahsedelim. Yani öğrenciydim daha. Yani son sınıfta falandım. Ayşe Senaryo Grubu diye bir senaryo grubu vardı. Ayşe Senaryo Grubu. Daha başka senaryo grupları da vardı. Ya bütün kanallara iş yapan senaristler olarak düşün. Böyle 20 kişi, 30 kişi. İşte hikaye geliştirici olarak çalışıyorduk biz onda. Yani tretman kısmındaydık. Yani ona son şeklini yine kanal ve kanalın istihdam ettiği senarist veriyordu. Ama çünkü senaryo 3 günde yazılıyor. Yani pilot 4 yazıldıysa ondan sonra yetişmek için 3 günde yazılıyordu. 3 günde çekiliyordu. Sonra yayınlanıyordu. Yani öyle bir sistem vardı. O yüzden senaryo grupları o dönem bayağı gerekliydi. Şu an tabii başka bir düzen oluştu Türkiye'de. Başka şekilde ilerliyor işler. Dediğim gibi son sınıftayken, Edebiyat Fakültesi'nin son sınıfındayken çalışmaya başladım ve 4 yıl kadar bir süre destek verdim Ayşe Senaryo Grubu'na. Çok güzel. Şimdi bir de tabii senin bir dizi projen vardı. İsmi Sis. Sis. Sis dizisinin tanıtım filmi var. Onu izleyelim. Sonra konuşalım. Evet, Sis dizisinin tanıtım filmin tanıtımını izledik. Şimdi çok güzel bir proje aslında bu. O da pandeminin kurbanı oldu maalesef. Evet. Çünkü biz pilot bölümü çektik ve devlet destekli bir işti. Yani çünkü uyuşturucuyla mücadele teması vardı alt metinde. O dönem uyuşturucuyla mücadele komisyonu başkanı sevgili Hasan Karaokçu'yla çok teşekkür misaimiz oldu diziyle ilgili, senaryosuyla ilgili. Yani danışmanımız da kendisi. İşte yatırımcı arıyorduk. Hasbelkader önümüze sevgili Niyazi Ali Ançağan Soy çıktı.
Yani o ve ailesi çok destek oldular pilot bölümün oluşmasında. Pilot bölüm elimize geçtikten kısa bir süre sonra pandemi patladı. Yani yaklaşık 1,5-2 yıl hiç randıman alamadık. İşte öğrenci olan oyuncularımız vardı. Onlar mezun oldular, gittiler. Yani o iş kızaktadır şu an ama yani kaldırmadık. Uygun zamanı bekliyoruz. Şimdi başka projeler var, onlarla ilgileniyorum. Uygun zamanı bekliyorum. Geldiği zaman, uygun zaman tekrardan size bir el atacağız inşallah. Şimdi yeni projelerden de bahsedeceğiz ama önce küçük bir müzik arası verelim. Tamam. Ben sana ve seyircilerimize... Biraz da ben seni dinleyeyim. Şarkı, biraz da sen beni dinle, evet. Bakalım. Durup da söyleyemediğin adınsa gizli kapaklı sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparır acıtmazlar mı beni nafile yanar elim acıtmazlar mı beni nafile yanar elim dudağım seni bana yar ederler mi seni bana yar ederler mi yağmur bulutu unutursa kalın çiçek kurutursa yar benden utanırsa düşündüm düşündüm acıtmazlar mı beni nafile yanar elim dudağım seni bana yar ederler mi yanıma korlar mı adam seni koparır acıtmazlar mı beni nafile yanar elim dudağım seni bana yar ederler mi seni bana yar ederler mi Teşekkür ediyorum. Harika. Evet, tabii Mustafa Kemal Çelik. O da hiç müzik eğitimi almamış. Ancak inanılmaz müthiş bir müzik yeteneği var. Teşekkür ederim. Yani mesela hiç piyano eğitimi yok, nota eğitimi almadı ama kulaktan muazzam piyano çalıyor. Dilersen şimdi bir eser alalım bence senden. Şimdi mi sonda mı alacaktık? Yani başı hiç sonu yok böyle akışta. Hiç fark etmez. İstersen bir de sonda alırız. Fark etmez. Evet, ne çalacaksın bize? En iyi bildiğim şeyi çalayım. Erik Satie'den Gnosian No. 1'i çalayım. Hadi bakalım. Çalayım mı? Dinliyoruz. Tamam. Thank you.
Evet. Çok uzun zamandır çalmıyorum, biraz karıştırmış olabilirim. Olabilir. Profesyoneller bile karıştırıyorlar böyle zamanlarda. O yüzden... Ya kendi kendime Bursa'da çalıştım bir dönem, 3 sene. Çok fazla dışarı çıkıyordum. Ve çok fazla para harcıyordum. Dedim ki benim dışarıya çıkmamam lazım. Eve bir piyano alayım, piyano çalmayı öğreneyim. Orada kendi kendime öğrendiğim şeyler aslında bunlar. Dediğin gibi eğitim falan almadım. Bir org aldım eve. Ondan sonra o bir işte piyanoya dönüştü vesaire. Böyle gelişti. Bence çok iyi. Yani ben seni biliyorum nasıl çaldığını. Hı hı. Hani canlı yayında biraz stresli olabilir ama gayet güzel. Uzun süredir de çalmıyordum. Ondan da olabilir. Evet. Peki sesi izledik, bahsettik ve başka yeni projeler, senaryolar var dedin, yeni yaratımlar var dedin ama böyle hani yeni var dedin bir şeyler. Hani bize ne söylemek istersin? Benim bildiğim kadarıyla bu kitapla ilgili de yeni projelerin var. Kitapla ilgili, evet, kitapla ilgili yeni bir global basım projesi var. Çokça vaktimizi alıyor, çok çetrefilli bir iş. Yani sanatsallıktan uzaklaşıyorsun bunlarla uğraşırken. Tabii ki de şeyle ilgili de var, dizi, filmle ilgili de var. Yani zaten benim projelerimin birçoğuna hakimsin, hepsini biliyorsun. Evet. İsim olarak. Bir projemiz vardı ki en son biz onu çekmeyi düşünüyorduk. Bir tane internet dizisi projesi, Disconnectus Erectus isminde. Sevgili Nurin Gasimov'un bu Mausa Limanı klibinde kötü karakteri oynayan arkadaşımızın başrolde olduğu, çok yetenekli bir oyuncudur Nurin de, onu buradan belirtmek lazım. Evet, kesinlikle. Sevgili Nurin Gasimov'un baş karakter olarak yer aldığı Disconnectus Erectus isimli bir internet dizisi projemiz var. İlk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Şu an ön prodüksiyon aşamasında. Yani Temmuz'un 15'inden sonra biz prodüksiyon aşamasına yavaş yavaş geçeceğiz gibi gözüküyor. En yakında o var. Yani bu bizim en son yapmayı planladığımız işte, öyle bir gelişti ki olaylar. Hani buna yatırımcı bulabildik. Bunu yapıyoruz şu an. Ondan sonra bakalım hangi senaryoyu çekeceğiz sonrasında bilmiyorum ama çok heyecanlıyız proje için. Ben de çok heyecanlıyım çünkü projede ben de varmışım. Evet. İstersen ondan da bahset. Evet, konuk oyuncu olarak 3 bölüm sen de varsın. Tabii şu an bilmiyorsun neyin nasıl olacağını. Ama yine müzikle ilgili bir karakter olacak. O kadar detay vereyim sana şu an. Kemal benim oyunculuğumu çok beğeniyor. Sen hep bir cümle söylersin. Evet. Bence oyunculuğun müzisyenliğinden öndedir derim. Evet. Evet. Müzisyeni oynuyorsun. Müzisyeni oynuyorsun. Burada da neyi oynuyorum? Sunucuyu. Sunucuyu oynuyorum. Ben de burada konuğu oynuyorum aslında şu an. Piyano çalarken de müzisyeni oynuyorum ben. Yönetmenlik yaparken yönetmeni oynuyorum. Yani Eric Berne diye bir yazar var. Games People Play diye bir kitabı var. Yani oynayan insan, hatta Homo sapiens deniyor ya, düşünen insan. Homo ludens diye bir terim var aslında. Yani bilimsel anlamda insan sürekli oynuyor. Annesine, babasına, kardeşlerine, arkadaşlarına. Yani çok doğru. Bir personası oluşuyor bir süre sonra. Ama tek tek incele onun annesiyle olan ilişkisini, babasıyla olan ilişkisini, yakın arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla olan ilişkisini tek tek incele. Aslında her birine ayrı birini oynuyor insan. Bizim dizi de bununla ilgili aslında biraz. Yani çok yetenekli bir oyuncu var. Evet. Yani dizinin içerisinde de. Ve onun böyle abisi gibi olan bir yönetmen var. O da benim. Ben de oynayacağım yani dizide. Küçük bir rolüm var. Çok mutlu oldum sen de. Bunların başlarından geçen böyle tuhaf şeyleri anlatan bir dizi. Disconnectus Erectus. Dizinin ismiyle ilgili soru soracaksındır herhalde. O da şuradan geliyor. Eric Berne'den bahsettik. Games People Play. Oğuz Atay var biliyorsun. Çok büyük bir yazar. Postmodern Türk yazarlardan en iyisi bence. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar eserinde, hatta Tehlikeli Oyunlar'da da var galiba, bir Disconnectus Erectus diye bir hayvandan bahseder. Yani böyle öyle bir hayvan yok. Yani sanatsal olarak onu bundan bahseder. Yaratır. Onu tarif eder. Hani böyle bir yere kadar gelmiş, ondan sonra kopmuş. Yani Erectus aslında her şeyi yapabilir ama kopmuş, çok ilgilenmiyor. Böyle uzay boşluğunda gibi birinden bahseder. Onu böyle tarif eder. O böyle çok flu cümlelerle anlatır. Her şey yapıştırılabilir ona. Biz de dizi ismi yaptık onu. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bence çok güzel olacak. Çünkü sen yaptığın her işte çok başarılısın. Teşekkür ederim. Peki. Sanatla ilgili bize bilmediğimiz bir şey söyle. Sanatla ilgili bilmediğimiz bir şey kaldı mı bizim? Sanatla ilgili hepimizin çok iyi bildiği ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir şey var. Sevgili
Immanuel Kant'ın sözü. Sanat güzel bir şeyin takdimi değil, bir şeyin güzel takdimidir diyor. Bence sanatla ilgili, sanatla uğraşanların da yani %90'ının bilmediği şey bu. Yani güzel bir şey arıyoruz biz göstermek için. Halbuki herhangi bir şeyi güzel göstermek sanat. Resimde de böyle, müzikte de böyle, şiirde de böyle, sinemada da böyle, hepsinde böyle bence. Yani insanoğlu aydınlanma çağında resimler üretti. 80'ler, 90'larda müziğin, müzik alanında çok büyük yenilikler oldu. Ve tüm dünyada ki bu yenilikler yeni imkanlar oluşturdu müzisyenlere. Ve en başta şiir vardı, söylemi var tabii ki. Sence bu çağın sanatı ne? Güzel ya da ne olacak? Bu çağın sanatı, bence postmodern evrim, müzikte sen takip ediyorsundur. Yani bizim çocukluğumuzda böyle jazz tınılarının içerisine, ya pop tınılarının içerisine jazz konulduğu zaman çok orijinal geliyordu bize. Yani biz zannediyoruz ki pop yapan pop yapmalı, rock yapan rock yapmalı, işte jazz yapan jazz yapmalı. Bunun böyle olmayacağını gösterdi bize zaman. Her şey birbirine girdi. Müzikte de bu böyle, sinemada da bu böyle. Akımlarda da bu böyle. Bence postmodern evrim, o her şeyin birbirine geçmesi kendini tamamladı, tamamlayacak. Ve bundan sonra çıkacak olanlar bizim yaptığımız, bizim ürettiğimiz sanatların muadili olacaklar. Ama bir örnek vermem gerekirse şu an anime diye bir çizgi film sektörü var. Çok büyük bir sektör Japonların. Evet, Miyazaki'nin evet. Hepsini izlemişim. Evet, ya Japonların kağıt katlama sanatı o animeye dönüştü. O onun türevi. Anlatabildim mi? Amerikalıların çizgi roman sanatı Marvel'e dönüştü. Anlatabildim mi? Şimdi bizim ürettiğimiz sanatla ilgili her dalı düşünün. Bambaşka şeylere dönüşecekler şu saatten sonra bence. Çünkü bir de yapay zeka diye bir şey girdi hayatımıza. Üretim çok daha kolaylaştı, emek tarafı. Bence benzeyecek sinema sinemaya, film filme benzeyecek bir süre sonra ama başka şeyleri izleyeceğiz bence. Çok daha başka bir dramatik yapı olacak. Şimdi senin hayal gücün inanılmaz. Yani ben bazen bana öyle senaryolardan, yazdığın senaryolardan... Hepsini anlattım sana. Öyle şeyler anlatıyorsun ki diyorum nasıl bir hayal gücüdür? Yani hani bu soruyu sana sordum. Çünkü muazzam bir hayal gücün var. Hani hayal edebiliyorsundur nereye gittiğini, ne olabileceğini veya öyle bir hayalin vardır. O yüzden... Şöyle çok ilginç, bizi çok şaşırtan bir yere gittiği kesin. Evet. Ve ben hani kendi çapımda yönetmenim, benim takip ettiğim yönetmenler de aynı şeyi düşünüyorlar. Diyorlar ki yani bir yere gidiyor ama bilmiyoruz orayı nasıl ama orası çok güzel bir yer diyorlar. Ben de aynı şekilde. Yani bir yere gidiyoruz ama hangi sanat öne çıkacak, hangisi çıkmayacak, yani başka türler mi oluşacak? O konuyla ilgili bir fikrimiz yok. Yeni meslek grupları çıkıyor habire. Prompt engineering diye bir şey var. Sanatla ilgili de öyle düzenlemeler olabilir ileride. Ama resim sanatı, işte yazı sanatı, film sanatı kendini koruyacak ama başka türler izleyeceğiz gibi. Yeni türler. Belki yani içerisinde bulunmayla ilgili bir durum olabilir VR gözlükleri sayesinde. O bambaşka bir konuma getirir. Yani siz iki boyutlu düşünüyorsunuz yazarken o zaman üç boyutlu düşünmek zorunda kalacaksınız. Çünkü insanlar girip oynayacaklar içinde. Belki buna dönüşebilir. Şu anda da Nihayet'in klibi dönüyor ekranda. Bu arada senin Nihayet baldızın. Evet. Baldızım, canım baldızım. Evet. O da İstanbul'da yaşıyor. DJ'lik yapıyor ve aynı zamanda müzik sektöründe besteler yapıyor, şarkı söylüyor. Onunla da çalışmaların var. Üç işte çalıştık Nihayet'le birlikte. Bir o ortalığı karıştıran klipte çalışmıştık birlikte. Kapalı Maraş'ta çekilen. Bir Bossi'de çalıştık bunda. Bir klip daha var çalıştığımız zaman onu yayınlamadı henüz. Evet. Başka şeyler düşünüyor o kliple ilgili. Üç kere birlikte çalıştık. Yani zaten nişanlandım biliyorsun. Nişanlımla da bu post görüşmelerinden birinde hani çektikten sonra Nihayet'le bir toplantıda tanıştık. Bir senedir de nişanlıyım çok şükür. Buradan da Nihayet'e iş yaptığım selam için. Selam olsun o zaman. Sevgili nişanlım Çağla Elibola selamlar sevgiler. İzliyor mu bizi? İzliyordur herhalde. İzlenmese de izleyecektir. Evet. Peki hangi sanat olursa olsun evrensel dile ulaşmanın formülü diye bir şey var mı? Ve bizim ülkemizde bu mümkün mü? Bizim ülkemizde
Ya böyle karamsar konuşmak istemiyorum. Ama önce evrensel bir dile ulaşmak mümkün mü? Onun cevabını alayım. Evrensel bir dile ulaşmak mümkün. Çok örneği var. Hı hı. Benim aklıma hemen şey gelir bu tip sorularda. Bir Kore filmi var. My Sassy Girl. Yani Türkçesi tuhaf, çevirmeyeyim. My Sassy Girl diye bir komedi filmi var. O kadar evrensel tuhaf espriler var ki içerisinde. Senin Korece anlamaman falan önemli değil yani. Hiçbir şey anlamasan da gülebileceğin şeyler. Bu mümkün. Yani Türklerden de var yapanlar. Mesela bence Ahmet Hamdi Tanpınar böyle biri bence yazın konusunda. Oğuz Atay böyle biri bence. Evrensel şeye ulaşmak mümkün. Anlatının o güzelliğine, evrenselliğe ulaşmak mümkün. Bizim ülkemizde de mümkün. Çünkü bizim ülkemizde çok fazla evrensel öğe var. Yani kendi mesleğimle ilgili örnek vereyim. Çok fazla konu var, çok fazla motif var burada filme dönüştürülebilecek. Mesela Afrodit. Evet. Yani Afrodit'le ilgili bir film çekilse burada çekilmeli. Mesela kesinlikle. Aziz Barnabas. Aziz Barnabas'la ilgili bir film çekilse burada çekilmeli. Yani çünkü burada o adamın şey hikayesi. Evet, kesinlikle. Krallıklar falan var burada. Atlantis'le ilgili, Atlantis'in uzantısı olduğu söylenen krallıklar var. Salamis, Soli. Yani tarihi anlamda da, bilimsel anlamda da çok böyle güzel bir yerdeyiz bence. O yüzden evrenselliğe ulaşmak mümkündür diye düşünüyorum ülkemizde de. Her sanat dalıyla ilgili. Umarız öyle olur. Gerçekten çünkü ülkemiz bununla ilgili çok güzel doneler barındırıyor. Hı hı, çok fazla. Yani, aynen. Peki son soru. Sanatla ilgilenmeseydin ne yapardın? Küçükken pilot olmak istiyordum. Pilot olamayacak kadar kısa olduğumu anladığımda... Ergenliğin başlarında. Kendisi boyuyla çok barışık bir kere. Barışığım. Bir de kelliğiyle barışık. Kelliğimle de barışığım. Evet. Pilot olamayacağımı anladığım zaman işte öğretmen olmak istedim. Ne öğretmeni olmak isterdin? Hiç yani böyle düşünmedim yani şu alanda ihtisas yapayım da o alanda öğretmen olayım. Sadece öğretme isteği geldi. İşte onu olmak istedim, bunu olmak istedim. Bu çok değişti böyle birkaç senede. Sonra baktım ki bunların hepsini birden olabileceğim bir meslek var. Oyunculuk. Dedim ki oyuncu olayım. Hepsini olabilirsin. Hepsini olabilirsin. Ki sıkılmazsın. Biraz da maymun iştahlı biriyim. Oyuncu olmakla ilgili çaba gösterdim. Orada yönetmenliği fark ettim. Oynamakla oynatmak arasındaki farkı anladım. Yönetmenliği tercih ettim diyebilirim. Ama hala daha oynuyorum. Yönetmeni de oynuyorum. Anlattım. Evet. Demin konuştuğumuz son gibi. Son projende de yer alacaksın. Yani ne olurdum? Alacaksın. Ailemin yönlendirmeleri hep böyle saygın işlerdi. İşte asker olmakla ilgili tavsiyeleri vardı babamın. Bilmiyorum, olamadım. Hiçbir şey yönetmen oldum. İyi ki de oldun. Çünkü seni mutlu edecek bence yaşam amacın da bu diye düşünüyorum. Ya çok mutluyum, çok şükür. Evet, programımızın sonuna geldik. Bizim programımıza geldin, renk kattın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Evet sevgili seyircilerimiz. Bugünlük İpek'in Dünyası'ndan bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sanatla kalın, hoşça kalın.